Hepimiz galaksimiz Samanyolu'nun büyük olduğunu biliyoruz. Gerçekten büyük. Ancak tam olarak ne kadar uzuyor? Dış sınırlar nerede? Gökbilimciler tam olarak emin değiller. Bununla birlikte, Başak kümesindeki galaksiler üzerinde yapılan bir çalışma, yanlışlıkla Samanyolu'nun dış kısmında bir yıldız popülasyonu ortaya çıkardı. Bu soruları cevaplayabilirler. RR Lyrae değişkenleri olarak adlandırılan yıldızlar, galaksinin yıldız halesinde yer almaktadır. Bu, Andromeda galaksisinin en azından, yarısına kadar uzanan bir yıldız kabuğu ve karanlık maddedir. Bu bizim en yakın komşu spiralimiz ve, yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta yatıyor. Yeni bulunan RR Lyrae'nin yörüngesi, Samanyolu'nun dış halesinde yaklaşık 1 milyon ışık yılı uzaklıkta. Ve parlaklıklarında düzenli olarak titreşen değişkenler oldukları için, gökbilimciler bunları uzaydaki doğru mesafeleri belirlemek için kullanabilirler. Bu antik titreşimli değişkenlere olan mesafeleri bulunca işte, haledeki konumlarına olan mesafeyi buldunuz. RR Lyrae yıldızları kendi başlarına ilginçtir, hatta buradaki mesafe göstergeleri olarak rollerinin ötesinde bile. Düzenli olarak tekrarlanan bir döngüde genişlemelerine ve büzülmelerine neden olan belirli fiziksel özelliklere sahiptirler. Neredeyse bir kalp atışı gibi. Ve ortalama parlaklıkları hepsi için aynıdır. Bu, uzayın körfezleri boyunca, standart mesafeli mumlar olarak kullanılmalarını sağlayan özelliktir. Genellikle küresel kümelerde bulunurlar. Onları yıldız halesinde bulmak, Samanyolu'nun kapsamını belirlemek için onları kullanan gökbilimciler için ek bir artı. Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi'nden gökbilimci Raja Guhathakurta, öğrenci Yuting Feng tarafından yürütülen bu yeni RR Lyrae popülasyonu üzerine yapılan çalışmaların, Samanyolu'nun kenarını netleştirdiğine dikkat çekti. Bu çalışma, galaksimizin dış sınırlarını neyin oluşturduğunu yeniden tanımlıyor dedi. Hem o hem de Andromeda o kadar büyük ki, iki galaksi arasında neredeyse hiç boşluk yok. Samanyolu'nun bir çekirdeği, kolları ve kalın ve ince bölümlere ayrılmış bir disk bileşeni vardır. Diskte spiral bir kolda yaşıyoruz. Mahallemiz, çekirdekten çıkış yolunun yaklaşık 2 ila 3'ünde yatmaktadır. Genellikle merkezi çıkıntı olarak adlandırılır. Hepsi yıldız halesi ile çevrilidir. Guhathakurta ayrıca galaktik yıldız halesinin, diskten çok daha büyük olduğunu açıkladı. Yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde. Halo ayrıca galaksideki en eski yıldızları da içerir. Her yöne yüz binlerce ışık yılı boyunca uzanır. Guhathakurta, Halo çalışmak için en zor kısım çünkü, dış sınırlar çok uzakta dedi. Yıldızlar, diskin ve çıkıntının yüksek yıldız yoğunluklarına kıyasla çok seyrektir, ancak hale, karanlık madde tarafından yönetilir ve aslında, galaksinin kütlesinin çoğunu içerir. Yuting Feng, kendi galaksimizdeki yıldızlar ve halesi hakkındaki verileri kazmak için, Başak kümesindeki galaksilerin anket çalışmalarını kullandı. Bilgisayar modelleri, bu yıldız halesinin galaksinin çekirdeğinden yaklaşık 1 milyon ışık yılı uzaması gerektiğini gösteriyor. Ancak gökbilimcilerin daha fazla veriye ihtiyacı vardı. Feng'in yararlandığı anket verileri, kümenin kapsamlı bir optik görüntüleme çalışması olan yeni nesil Başak kümesi araştırmasındandır. Mauna Kea'daki Kanada-Fransa Hawaii teleskobundaki mega cam aygıtını kullandı. Araştırmanın, kütle, küme içi ortam kümedeki yıldız oluşumunun, fosil kaydı ve galaksi halelerinin çalışmaları da dahil olmak üzere, kümenin çeşitli faktörlerini incelemesi önerildi. M87 ve diğer Başak kümesi galaksilerinin derin bir pozlamasını elde etmek için, teleskop galaksimizdeki ön plan yıldızlarını da yakaladı. Feng, kullandığımız veriler bu anketin bir yan ürünüdür diye açıkladı. Feng, bu değişken yıldızları mesafeleri sabitlemek için, güvenilir izleyiciler olarak kullanabildik dedi. Gözlemlerimiz halenin büyüklüğünün teorik tahminlerini doğruluyor, bu yüzden bu önemli bir sonuç. Feng'e göre, RR Lyrae'nin keşfi önemlidir. Bunun nedeni, gökbilimcilerin bölgede güvenilir mesafe ölçümleri elde etmek için mücadele etmeleridir. Feng, uzak RR Lyrae yıldızlarının bu sağlam örneği, haleyi incelemek ve galaksimizin büyüklüğü ve kütlesi hakkındaki mevcut modellerimizi test etmek için bize çok güçlü bir araç sunuyor dedi.